iyi başladık. 3 maçta 7 puan. Yani bizim için çok iyi oldu. 3 maçta 9 puan da yapabilirdik ama talihsiz bir hakem hatasıyla maalesef beraberlikle sonuçlandı Erok maçı. Şimdi önümüzde bir Elazığ maçı var. Takımımız iyi hazırlanıyor. Bundan da 3 puan almak istiyoruz. Tabii şimdi taraftarımızın olmaması da bizi ayrı bir üzüyor. Çünkü onlar bizim her zaman itici gücümüz olmuştur. İnşallah en kısa zamanda onlarla da kavuşmayı bekliyoruz. Uzun zamandır kötü başladık liglere. Bu sefer iyi başladık. 3 maçta 7 puan yaptık. Hedefimiz 9 puandı aslında. Ama bize özgüven kattı bu 7 puanda. Geçen haftaki talihsiz hakem hatasından dolayı berabere kaldık içeride. Olumsuz etkiliyor tabii içerideki maçlarda özellikle. İtici güçtü onlar bizim için. Şimdi herkes tabii transfer yapıyor. Bizim tabii öyle bir lüksümüz yok. Transfer yasağımız var. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Biz yıllardır, 5 yıldır, 6 yıldır aynı beraber altyapıdan A takıma beraber çıktık. Kimin kaç şekerle çay içtiğini herkes burada artık biliyor. Yani herkes ne yaptığını biliyor. Bizim de transferimiz altyapımızdan geliyor. Altyapımızdan futbolcular geliyor. Güzel bir rekabet oluyor aramızda. Onlar bizi zorluyor, biz onları zorluyoruz. Dediğim gibi bu altyapımız bizim de transferimiz yani. Bizim de geldiğimiz yer altyapı. Oradan geldiğimizde abilerimizin bize söylediklerini, yaptıklarını. Yani biz de elimizden geldiği kadar aktarmaya çalışıyoruz. Başta burada zaten Mustafa abimiz var. Yani bize çok katkıları oldu. Altyapı, A takım zaten sürekli tesiste beraberiz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz yani. Gelen altyapıdan gelen çocuklar da bizim yanımızda yabancılık çekmiyor. Biz geldiğimizde de sağ olsun Papen yardımcı oldu bayağı bize. Öyle yani. Yabancılık çekecek bir durum yok. Onlar da bizim futbolcumuz, onlar da bizim kardeşimiz. Ne yaparsın? Ne yaparım? Hakan abisiyle Hiltağ'ında kahve içmeye gidiyor. Ama çok bir şey yok çünkü hiçbir şey yapmıyor bu. Ya futbol dışında Doğukan'ı pek zaten görmüyoruz. Ara sıra odasına girerim, kitap okur. Yani öyle pek fazla kimseyle işi olmaz yani. Öyle işi olmaz demeyeyim de. Harbiden de öyle bir çocuk. Yani sakin bir çocuk. Ara sıra gelir benimle uğraşır ara böyle. Ara sıra gelir benimle kulağımla uğraşır böyle. Papen ne yapıyorsun der. Kafama mafama vurur. Böyle oluyor yani. Bir iki sene sonra geliyor kafaya vurmaya başladı. İlk başta geldiğinde böyle değildi. Papen'in tesisini arıyorsan güvercinin yanına gideceksin. Kafesleri var orada. Kuş besler, güzel kuş besler. Stres atıyoruz abi, nasıl diyeyim. Yani herkesin yaptığı bir şey var, sevdiği bir şey var. Ayrıca kuştan başka kangalları da var. Büyük büyük. Kangal da besliyor. Kangal da besliyor. Onlarla uğraşıyorum diyebilirim. Boş zamanlarımda hep onların yanındayım yani. Çok fazla dışarı çıkmam. Dediğim gibi hep onlarlayım, hep onların yanındayım. Bu şekilde yani. Örnek aldığın niteliklerinde veya Avrupa'da, dünyada var mı? Beğendiğin, izlerken heyecan duyduğun bir oyuncu var mı? Doğukan İnci. Doğukan İnci. Mustafa Beyvenci'nin yaptığı işlerle ilgili bir tek güvercinler, kangallar dedik de ben bir şey daha eklemek istiyorum oraya. Ne? Kurtlar Vadisi'ni çok baştan başlayıp bir 8 kere bitirdi Kurtlar Vadisi'ni tesiste. Çok izlerdim abi. Hala izliyorum. Hala benimle dalga geçiyorlar. Yıl kaç oldu hala Kurtlar Vadisi'ni falan diyorum. İzliyoruz abi, ne yapalım.